Herkese merhabalar. İTÜ Blockchain olarak React Bootcamp'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Web3 model hakkında konuşacağız. Her ne kadar biraz yavaş yavaş eskimeye başlasa da, deprecate olmaya başlasa da hala kullanılan metodlardan bir tanesi. Artık yerini Web3 Out ve başka entegrasyonlara bırak, bırakmakta artık Web3 modal. Ama bu seride bu konuya değinmek istedik. Tabii ki en eski birden fazla Wallet bağlama metodlarından bir tanesi olduğu için bu konuya değinmek istedik. Öncelikle karşımızda bir demomuz var. Bu Web3 Modal geliştiricileri tarafından oluşturulmuş bir demo application'ı. Buradan kısaca ne olduğunu görmek için Connect'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi birden fazla Wallet entegrasyonunu sizin karşınıza çıkarıyor. Ve siz bu SDK kullanarak rahat bir şekilde Metamask, WalletConnect, Coinbase ve bir de diğer tüm wallet'larınızı buraya bağlayabiliyorsunuz. Neredeyse tüm wallet entegrasyonlarını destekliyor. Ve 3 modelın repositorisinden ve 3 girdiğiniz zaman burada sizin test etmeniz için bir uygulama açıyor. Örneğin Metamask'la giriş yapmayı deneyelim. Burada gördüğünüz gibi Metamask'la işte Connect'e bastığınız zaman e, Wall basmak istiyorsanız size böyle bir QR kod seçeneği sunuyor. E, ve diğer tüm botların kendisine özel e, connector'larını kullanarak rahat bir şekilde application'ıza bağlayabiliyorsunuz. E, bu videoda da bu bağlama işleminin yazıldığı kodun, e, bağlama işleminde kullandığımız kodun üzerinden geçeceğiz. Videoya başlamadan önce Web3 modalı kullanmamız için gereken konfigürasyona bakalım. Dediğim gibi biraz eski eskide kaldığı için ve son zamanlar e, çok fazla contribute edilmediği için bazı eksikler bulunmakta kütüphanede. Kütüphaneyi kullanmak için öncelikle eğer create react app ile uygulamanızı initialize ediyorsanız öncelikle react-scripts'i 4 versiyonuna çekmeniz gerekiyor. Webpack 5 ile uyumlu olmadığı için sıkıntılar yaşayacaksınız. Ya da React Rewired gibi seçenekler kullanarak Webpack 5 ile kullanabilirsiniz ve Webpack'inizi extend edip. Ama eğer Web3 moda kullanacaksanız React Scripts 4 kullanmanızı öneririm. Burada tam desteklenmekte. Ve React'inizin de 17 versiyonunda olması sizin için daha yararlı olacaktır. React Scripts'in 4 versiyonunda çalışması için. Bu seçenekleri koyduktan sonra uygulamanız yine hata verebilir. O yüzden Dr. .env dosyasının içerisinde skip alt tere flight alt check'i true yaparak uygulamanızın preflight check'i skip etmenizi etmenizi sağlıyorsunuz ve böylece e, siz warninglerden kurtulmuş oluyorsunuz ve application'ınız start olmuş oluyor. E, biraz dediğim gibi deprecate olduğu için bazı kütüphaneler ve bazı package'lar konflikt verdiği için e, React'in yeni versiyonlarıyla bu konfigürasyonunu başta yapmanız gerekebilir. Bunu da e, en başta söylemek istedim. E, öncelikle Kodumuzda yine bir React application'ımız var. Ben önceden initialize etmiştim. Ve burada web3 modal klasörünün altında iki tane dosya oluşturdum. index.js ve UseWalletConnection connection adı altında. index.js'imizde bizim genel olarak kullanacağımız konfigürasyon bulunmakta. Ben bu uygulama için sadece coinbase wallet'ın ve injected wallet'ın kurulmasını göstereceğim. Injected wallet zaten Default olarak gelmekte. Aslında Coinbase de bir injected wallet fakat e, Eskiden adı wallet link e, diye geçiyordu Coinbase'in Ve e, wallet link tarafından oluşturulan bir connector'ımız sayesinde e, injected def Default ethereum e, connector'ımızla Coinbase Connector'ımızı ayırabiliyoruz e, Burada provider option'ımız var. Bu provider op option'ımız Web3 modeli initialize ederken onun içine vereceğimiz bir opsiyon. Bunun içerisinde keylerini e, istediğiniz wallet entegrasyonunu veriyorsunuz ve value olarak da e, o package'in konfigürasyonunu yazıyorsunuz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi RPC URL'i e girmeniz. Genelde RPC URL gireceksiniz. Infra key kullanmanızı e, yani en başta çok fazla kullanmayacaksınız infra key. Ama RPC URL kullanırsanız key'e ihtiyaç olmayacaktır. Ben burada uh, AVAX network'üne bağlanmak için uh, AP, uh, RPC URL'imi buraya koymuştum. Buraya kendi uygulamanıza bir isim veriyorsunuz. Herhangi bir şey olabilir. Ve package'ımızda vault link olduğu için Coinbase vault SDK'yi buraya uh, package olarak veriyorum. Gördüğünüz gibi bu required bir uh, değer. Uh, bu yanlış bir yerde kalmış aslında bu required uh, yazısı. Required unless you provide a JSON RPC URL. CRPC RPC below diyor. Yani uh, burada aslında infra key olması gerekiyordu. Bu infra key'i siz uh, RPC URL'de girdiğiniz zaman dediğim gibi infra key'e gerek kalmıyor. Uh, bu provider options'ı nereye vereceğiz? Dokümantasyona baktığımız zaman çok rahat bir initialization var aslında SDGain biz yine ethers.js kullandığımız için burada görüyoruz. Bu provider options bizim az önce gördüğümüz provider options ve yeni bir web3 modal instance oluşturuyorsunuz. Web3 modal kütüphanesini indirip bir instance oluşturup bunun için network, eee cache provider eğer keşfetmek istiyorsanız network'ünüzü, network ayarlarınızı genişletmek istiyorsanız öyle bir değer veriyorsunuz. Bu da bir optional ve Provider optionınız burada required değer olarak gelmiş oluyor. Daha sonra da e, oluşturduğunuz Web3 modal instance'ına e, connect metodunu çağırarak çok rahat bir şekilde e, instance'ını oluşturuyorsunuz. Net e, connector instance'ınızı. daha doğrusu network instance'ınızı diyebiliriz. E, daha sonra da o instance'dan Provider'ı elde edebiliyorsunuz. Daha sonra da Signer elde edebiliyorsunuz. Bundan sonrasını zaten eski videolarımızda da görmüştük. Burada başka uh, React kütüphaneleri için de kullanımını görmekteyiz. Mesela White için, uh, Vanilla JavaScript için uh, örnekler görüyoruz. Burada Provider metodlarını görüyoruz. Provider metodlarını zaten eskiden incelemiştik. Web3 modalda da bunların uh, biraz daha extend edilmiş versiyonu bulunmakta. Bunlar çok ıı, rahat bir şekilde çalışıyor. Bunları uygulamanızın herhangi bir yerinde bir kere list, ıı, register ederseniz artık wallet değişmelerini dinlemiş olacaksınız. Account değişmeleri, account ıı, network değişmelerini dinlemiş olacaksınız. Bu metodlar sayesinde örneğin chain değiştiği zaman bir fonksiyon çalıştırmak istiyorsanız burada eventlerinizi eee register ediyorsunuz. Burada diğer tüm wallet'lar için e, bağlama bağlama optionlarını görebiliyoruz. Biz Coinbase'i kullanmıştık hatırlarsanız. E, artık sanırım eee wallet link'ten çıkmış. E, eskiden wallet link olarak da kalmaktaydı ama artık sanırım eee Coinbase de desteklenmekte. Coinbase Wallet SDK diye yeni bir paket çıkmış. Onu da kullanabiliyorsunuz bizim kullandığımız Wallet Link Connector'da aslında aynı şey ama büyük ihtimalle bu package artık bir, süre sonra deprecate olacak ve Coinbase Wallet SDK kullanmak zorunda kalacaksınız. Burada gördüğünüz gibi package ve options verebiliyorsunuz. Burada infra ID dediğim gibi required'tı ama RPC URL girdiğiniz zaman infra ID giymenize gerek kalmıyor. Chain ID ve Gerekirse dark mode diye optional seçeneklerde bulunmakta ve 3 modelinin içerisinde. Şimdi uh, wall connection'ı nasıl sağlıyoruz? Tekrar kodumuzun içine girelim. Burada Web3 modelimizi, uh, instance'ımızı oluşturduktan sonra dikkat ederseniz bunu application'ın dışında yani react kodumun dışında initialize ediyorum. Çünkü bunun her seferinde tekrar oluşmasını istemiyorum. Bunu bir kere initialize etmem ve bunun bir kere uh, erişebilmem benim için yeterli olacaktır. Connect Wallet fonksiyonumu implement ediyorum burada. Yapmam gereken şey connector oluşturmak ve Webwitch modala connect olmak. Bu connect metodu bizim az önce gördüğümüz connect'e bastığımızda açılan modal görünümünü açacaktır bizim için. Ve daha sonra bizden bir seçenek seçmemizi bekleyecektir. Ve biz o seçeneği seçtiğimizden sonra provider'ımızı elde edebileceğiz. ethers.providers.web3 provider içerisine verdiğimiz connector ile provider'ımızı elde etmiş olacağız. Daha sonra provider içerisinde list accounts, get networks, get signer diye metodlarımızı kullanarak bu değerlerimize ulaşabiliyor olacağız ve adresimizi de signer'ımızdan çekebileceğiz. Bunları console log'ladım ben. Görebilmemiz için değerleri. Bir de disconnect fonksiyonumuz var. Disconnect fonksiyonunda sadece Web3 Modal e, instance içerisinden clear cache provider metodunu çağırmakta ve daha sonra da sayfayı refreshliyor. E, herhangi bir datanın kalmaması için. E, örnek olarak yazdığımız React kodunda isterseniz bakalım. Connect Web3 Modal e, butonuna bastığım zaman bir refresh atalım. E, connect connect Web3 Modal e, butona bastığım zaman gördüğünüz gibi e, modalım açılıyor ve burada metamask ve coinbase vault gibi seçenekleri görüyoruz ben buraya sadece coinbase e, entegrasyonu eklediğim için sadece şu an iki tane seçenek görünmekte Buradan metamaskımı bağladığım zaman gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bana accounts listesini e, buradan daha sonra e, neyi loglamıştık bakalım network'ü ve adresimizi loglamıştık Network bize böyle bir um, değer dönüyor. Chain id, ENS adres ve e, name olarak bize bir e, obje dönüyor. Bir, ve son olarak da adresimizi buradan görebiliyoruz. Signers'ın içinden aldığımız. Bunu geçen videolarda yaptığımız gibi um, Redux storeumuza atarak uygulamamızın state management'ını yapabiliriz ve disconnect ettiğimiz zaman da o account'ı temizlersek Uh, state management'ımızı tekrar yapmış olacağız. App.js içerisinde bunu nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Provider'ınızı gördüğünüz gibi uh, alıp daha sonra store'umuza dispatch fonksiyonumuzla gönderiyorduk. Uh, dispatch fonksiyon, fonksiyonunun içerisine verdiğiniz uh, action'lar sayesinde Redux'ınızın store'unun değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu set provider da bizim uh, store'umuzdaki provider değerini setliyordu. Daha sonra signer, adres ve uh, diğer seçeneklerimizi de setleyebiliriz. Uh, yani kısacası uh, sadece bir tane hook'la gördüğünüz gibi uh, böyle bir uh, flow kullanarak account'umuzu, network'umuzu, adresimizi ve Uh, provider'ımızı burada elde edip daha sonra store'umuza göndereceğiz ve uh, böylece application'ımız ve 3 model ile rahat bir şekilde çalışmış olacak. Bundan sonra herhangi bir kontrat oluşturursanız yine de aynı şekilde uh, burada app.js'imizin içinde kontratlarımızı nasıl inşa ettiğimizi tekrar hatırlayalım. İçerisine adres, ABI ve provider veriyorduk. Ve bizim wallet connection'dan dönen provider'ı buraya vererek Ethers kontratı ile birlikte kullanabiliyor olacağız. Ki bu da bize çok büyük avantaj sağlıyor. istediğimiz wallet entegrasyonundan provider'ımızı elde ediyoruz ve bundan sonra kodun devamı aynı olarak kalıyor. Ve sizin hiçbir değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor. Yani bu provider daha doğrusu Web3 modalın bize sunduğu şeyler abstraktlaşmış bir yapıya sahip ve bu sebepten de İstediğiniz Wallet aynı kodu kullanabiliyorsunuz ve bu da dediğim gibi size çok büyük avantaj sağlıyor eğer birden fazla Wallet bağlamak istiyorsanız. Her Wallet için ayrı fonksiyonlar çalış çalıştırmak yerine çok fazla ifas bloğu kullanmak yerine sadece bir provider elde ediyorsunuz ve onu uygulamanızın her yerinde kullanıyorsunuz. Eventlerin nasıl set edildiğini de gördük daha sonra istediğiniz gibi uygulamanızı şekillendiriyorsunuz ve state management için farklı kütüphaneler kullanabilirsiniz tabii ki. Ben en başından beri Redux Toolkit kullanıyordum. Kullanılması rahat ve hızlı olduğu için size de bunu kullanmanızı öneririm. Onun dışında Recoil, MobX gibi kütüphanelerde kullanabilirsiniz. Web3 model hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Her ne kadar yavaş yavaş deprecate olmaya başlasa da kullanabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi. Siz de kendi kodunuzda bunu kullanabilirsiniz ve birden fazla volt entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.